Yeryüzünün büyük bir kısmı suyla kaplı olmasına rağmen tatlı su kaynakları toplam su hacminin %2,5'u kadardır. İnsanların içmek ve kullanma suyunu temin ettiği yeraltı ve yüzey suyunun miktar ve kalitesi yıldan yıla iklime, nüfusa ve ihtiyaca göre değişmektedir. Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma, bilinçsiz su tüketimi, insan etkisi de kuruyan göller ve kötü su yönetimi nedeniyle su kaynakları azalıyor. Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli suya erişemiyor ve Türkiye su riski olan ülkeler arasında 32. sırada bulunuyor. Araştırma sonuçları su sıkıntısını gidermek için tarımda suyun randımanlı kullanılması, şehirlerde temiz su havzaları inşa edilmesi, kağıt ve plastik gibi suyun da geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini gösteriyor. Buna göre su kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına bakarsak, yeryüzündeki suyun büyük bir bölümü deniz ve okyanuslarda bulunur demiş. Evet, yüzde olarak belki ifade edemeyebiliriz ama deniz ve okyanuslarda yeryüzündeki suyun büyük bir bölümünün bulunduğunu buradaki zaten tablolarda da rahatlıkla görüyor olmamız gerekir. B şıkkına bakarsak tatlı suyun yaklaşık %70'i ulaşılması çok zor olan buzdağları ve buzullardır. Evet, ulaşılması güç olan buz ve buzullarda tatlı suyun %70'ine ulaşabiliriz. C şıkkına baktığımızda nüfus yoğunluğu ve temiz su kaynakları her kıtada birbirine paralel orandadır demesi yanlış olmuş. Neticede burada kıtalarla ilgili çok da bir açıklama yapılmamış. Bu ifade yanlış. D şıkkına bakarsak tatlı su kaynaklarının azlığı nedeniyle korunması ve geri kazanması gerekir. Evet, tatlı su kaynaklarının az bir oranda bulunduğunu biliyoruz. Bundan dolayı geri kazanılması gerekecektir ve korunması gerekecektir. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına baktığımızda insanların ihtiyacı olan suyu sağlayan göl ve nehirlerdeki toplam su miktarı yüzeydeki tatlı suyun %21'inden biraz fazladır demiş. Şöyle söyleyeyim, göl ve nehirlerdeki toplam su miktarı tatlı suyun %21'inden biraz daha fazladır. Bunu da zaten yine tablolarda rahat bir şekilde görüyor olmamız gerekiyor. Bu ifade de doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı. Asit yağmurları sadece oluştuğu bölgeyi değil, atmosfer hareketleriyle ülke sınırları dışındaki bölgeleri de etkiler. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne bağlı ülkelerce dünya ölçeğinde serbest atmosfer kirliliği gözlem ve ölçümleri yapılmaktadır. Atmosferde uzun mesafeli sınırlar ötesi kirlilik taşımını belirlemek için Türkiye genelinde yağış örneği toplama noktaları seçilmiştir. Bu noktalar seçilirken çevresel ve kentsel kirliliğin etkisinde olmaması, lojistik destek sağlanabilmesi ve hava sistemlerinin Türkiye'ye giriş noktalarını kapsayacak şekilde olması göz önüne alınmıştır. İstasyonlarda toplanan yağış örnekleri sülfat, nitrat, klor, pH ve nötralizasyon yönünden 12 ay boyunca aylık olarak analiz edilmiştir. Bu çalışma raporunda yer alan yağış örneği toplama noktalarının amaçlarından hangilerine uygun seçildiği söylenebilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakarsak sınır ötesi taşınan kirliliğin iyi tespit edilmesi demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada sınır ötesi taşınan kirlilik iyi tespit edilmiş olursa zaten yağış örneği toplama noktalarında da herhangi bir sıkıntı olmaz. Doğrudur. İkiye bakarsak doğru ölçüm yapmak için yüksek kirlilik oranı nedeniyle ev, otoyol ve fabrika gibi yerlerin yakınına kurulması parçada böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yanlış olmuş. Üçe baktığımızda serbest atmosfer kirliliği kentsel hava kirliliğinin birbirinden ayrılması. Yine ikisi arasındaki farklar da zaten burada özellikle değinilmiş. Ve parçada çevresel ve kentsel kirliliğin etkisinde olmaması şeklinde de belirtilmiş. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı. Plastikler insanlık tarihindeki en devrimci üründür. Life dergisi 1955'te At Gitsin Yaşam Tarzı başlığı altında aşağıdaki fotoğrafı yayınlamıştır. Plastik üretimi giderek azalan kaynakların peşinde gezegeni talan etme durumunu engelleyeceği iddiasıyla başlamış.
Fakat üretim artışı atık yönetimin ayak uyduramayacağı kadar hızlanmıştır. Plastiklerden salınan BPA ve ftalatlar hormon bozucu ve kanserojen maddelerdir. Pipet, poşet, plastik çatal, bıçak, kulak pamuğu gibi tek kullanımlık plastikler doğada 450 yılda bozulabiliyor. AB Komisyonu raporuna göre tek kullanımlık ürünlerin %70'ten fazlası deniz ve okyanuslara karışıyor. Parçaları yutan ya da ona takılan deniz hayvanlarına zarar veriyor ve zamanla mikroplastiklere dönüşerek zooplanktondan balinaya her boyutta tür tarafından yeniyor. Avrupa Birliği 2021'den geçerli olmak üzere tek kullanımlık plastikleri yasaklamıştır. Tek kullanımlık plastiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda üretilen plastik geri dönüştürülebilenden kat kat fazladır demiş. Evet, üretilen plastiğin geri dönüştürülebilenden çok daha fazla olduğu bilgisi çıkarılabilir. B şıkkına baktığımda okyanustaki kirliliğin büyük bir bölümü plastik kaynaktır. Evet, işte pipetlerde, poşetlerde, plastik çatal bıçaklarda yine tek kullanım plastiklerin doğada birçok zararı olduğu bilgisi verilmiş. Deniz kuşları, balıklar plastik ve mikroplastikleri yutarak ölür. Evet, deniz canlılarının plastik ve mikroplastikleri yutarak öldüğü bilgisi yine verilmiştir. D şıkkına baktığımızda plastikler besin zinciri yoluyla soframıza kadar ulaşır. Bir plastikler besin zinciri yoluyla zaten soframıza kadar geldiğini yine çıkarabiliriz. E şıkkına baktığımızda kullan at yaklaşımı aşırı tüketimi engeller ve atık üretimini azaltır demiş ama burada tek kullanım plastikle ilgili böyle bir bilgi verilmemiş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Endüstri devriminden bu yana havadaki azot ve kükürt oksitlerinin düzeyi artmıştır. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek asit oluşturur. Oluşan asit diğer partiküllerin üzerine yapışır. Asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ ya da kuru parçaları halinde yeryüzüne düşmesine asit yağmuru denir. Volkan patlamalarında kül yağışı olur. Dağlık bölgeler yüksek yağış nedeniyle büyük bir birikim alır. Endüstriyel asit yağmuru, kükürt içeren kömürü ısı ve elektrik üretiminde kullandıkları için Çin ve Rusya'da önemli bir sorundur. Çin'in gökyüzüne saldığı zehirli gazlar Japonya'da tarım arazisi ve su alanlarını etkilemektedir. Asit yağmuru toprağın pH'ini düşürür ve su kaynaklarının dengesini bozar. Japonya bu etkilerden korunmak için pahalı ve ileri teknoloji ürünü filtre sistemlerini Çin'e ücretsiz vermiştir. Asit yağmurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda fabrika ve termik santraller maliyetine rağmen etkili filtre sistemleri kullanmalıdır. Evet, bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Çünkü fabrikalarda maliyete rağmen etkili filtre sistemi kullanırsa asit yağmurlarının etkisi azaltılabilir. B şıkkına baktığımızda asit yağmurlarının akarsu ve göllere düşmesiyle suyun asit dengesi bozulur. Su canlıları olumsuz etkilenir. Evet, asit yağmurları zaten ciddi anlamda zararlı etkileri vardır. Eğer akarsu ve göllere düşerlerse hem suyun asit dengesini bozar hem de su canlıları ölebilir. Bu ifade doğrudur. C şıkkına baktığımızda asit yağmurları küresel bir sorun değil, bölgesel bir sorundur demiş. Oysa ki bu ifade yanlıştır. Bölgesel değil, küresel bir sorundur. Yani tersi olmalıydı. D şıkkına baktığımızda asit yağmurları yüksek rakımdaki ormanların zarar görmesine neden olur. Evet, rakım arttıkça asit yağmurunun etkisi de daha çok artar. Ormanlar ciddi tahribata uğrar. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına bakarsak asit yağmurlarına sebep olan gazların doğadaki en önemli kaynağı yanardağdır demiş. Evet, doğada yanardağın etkisiyle beraber özellikle dağlık bölgelerde ve volkan patlamalarında kül yağışı gerçekleşir. Bu da asit yağmurlarına sebep olur. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Asit yağmurları azot ve kükürt oksitlerinin doğal su döngesine karışmasıyla oluşur. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince tepkime verir, sülfürik asit ve nitrik asit oluşturur. Güneş ışığı bu tepkimenin hızını artırır, atmosferdeki asit yalnızca yağmurla değil, kar ve sis yoluyla da yeryüzüne iner.
Tanecikler siste asılı kalabilir. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5,6'dır. Bu değerin altında pH'a sahip olan yağış asit yağmur olarak adlandırılır. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarının doğal süreç dışındaki nedenlerindendir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma volkanik etkinlikler demiş. Volkanik etkinlikleri asit yağmurların doğal süreç dışına alamayız. İkiye bakma yine yıldırımlar benzer şekilde doğru bir ifade olamaz. Üçe bakma fabrikaların motorlar aşırı atmosfere saldığı gazlarla ne olacaktır? Asit yağmurlarına neden olur. Bunu alabiliriz. Evsel baca gazları yine çevreyi kirletir. Asit yağmurlarının etkisiyle termik santraller yine benzer şekilde asit yağmurlarının nedenlerinden birisidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın araştırmalarına göre dünyada tatlı su tüketimi bu kaynakların yeniden oluşma sürecinden daha hızlı işliyor. Bazı ülkeler bu duruma yeni ve etkili çözümler üretiyor. Kuveyt ve Dubai gibi petrol zengin ülkeler tuzlu suyu arıtarak tatlı su elde ediyor. Tuzlu su arıtma tesislerinin bazıları ters ozmoz prensibine dayanarak suyun içerisindeki tüm mineralleri bir filtrasyon işleminden geçiriyor. Büyük miktarlarda su eldesinde kullanılan yüksek basınçta 1 metreküp tatlı su için 3-4 kilowatt saat elektrik harcanıyor. Filtrasyon işleminde membranlardan organik madde ve bakterileri temizlemek için bazı kimyasallar kullanılıyor. Nehir ve göl sularının arıtımına kıyasla 3 kat daha fazla karbondioksit üretiliyor. Ayrıştırılan tuz iyonları tekrar deniz ekosistemine boşaltılıyor. Aşağıdakilerden hangisi tuzlu suyun arıtılarak tatlı su elde edilmesinde kullanılan yöntemle ilgili olumsuz bir sonuç değildir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda pahalı bir yöntem olması. Öncelikle şunu söyleyelim, bu yöntemin pahalı olduğunu yine çıkarabiliriz. Zaten özellikle Kuveyt ve Dubai gibi petrol zengin ülkeler tuzlu suyu arıtıp tatlı su elde ediyorlar. Bunun için birçok yönteme başvuruyorlar. B şıkkına baktığında tatlı su kaynaklarından elde edilen suya göre minerallerin eksik olması. Tabi bazı minerallerin eksik olması da bunun olumsuz sonuçlarından birisidir. C şıkkına baktığımızda ayrıştırılarak denize boşaltılan tuzun deniz canlıları üzerinde yan etkilerinin bilinmemesi. Yine yan etkilerini bilinmemek de bir olumsuz durumdur. D şıkkına baktığımızda filtrasyon işlemi sonucunda organik madde ve zararlı bakterilerin sudan uzaklaştırılması parçada böyle bir bilgiden söz edilmiyor. E şıkkına baktığımda kullanılan kimyasalların deniz ekosistemine zarar vermesi. Evet, ayrıştırılan tuz yanlarının deniz ekosistemine boşaltıldığı bilgisiyle biz bu çıkarımı yapabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.